Çok geniş bir kadro kurmaya Evet. çalışıyorlar. Biraz sonra da devam edeceğim. Yani Galatasaray şunu söylüyor. Hangi oyuncuya talip olsak işin arkasında Trabzonspor çıkıyor. Kime gitsek Trabzonspor'da talip oluyor. Ya da Trabzonspor'un da istediğini öğreniyoruz. Ha. Ya belki de Halbuki Trabzon daha önceden talip oldu. Galatasaray'ın yeni yönetimi şimdi girdi iyi bir devreye. kadroları var ama hangi oyuncuya gitsek Trabzonspor çıkınca da işler zorlaşıyor diyorlar. Mesela Halil Dervişoğlu'nda Trabzonspor var. Tabii Trabzon'dur Halil bu arada. Hı. Onu hani Tabii altını tabii tabii. çizelim. Yani o, Muzaffer Dervişoğlu onlar Trabzonlu Tabii bir tabii ailedir tabii yani. Trabzonlu. Kaan Ayhan'da Trabzonspor var. Trezeguet'i Trabzon'da istiyor. Onur Bulut'u Trabzonspor istiyor. Abdülkerim Bardakçı Herkes hem istiyor. Galatasaray hem Trabzon. Beşiktaş, Gerçi orayı Fenerbahçe hepsi zirvedeki istiyor. herkes istiyor. Aynen Evet. şampiyonluğu hedefleyen herkes istiyor. Ya o yüzden Galatasaray bir türlü o pazarlık masasında istediği Düşünemiyor. seviyeye düşüremiyor. Tabii. Çünkü talipleri var. Eğer ki Onur Bulut konusunda istediği noktaya çekemezse o bonservis rakamını Galatasaray bu kez hani daha iyi bir para vereceksek milli takımın bekini alalım. Mert Müldür'ü alalım düşüncesinde. Ha, güzel. Güzel. Sassuolo'dan. Ama bunu dediğim gibi Onur'un maliyeti o bonservis pazarlığı belirleyecek. Yani Onur eğer istenilen rakama çekilemezse o zaman para vermişken daha gençini daha iyisini alalım deyip Galatasaray bu sefer Mert Müldür için devreye girecek. Ama şu ana kadar henüz bir girişimde bulunulmadı. Onu Anladım. söyleyeyim. Çünkü Mert hani Mert'i ben stoper olarak da izledim U21 milli takımımızda. Ki stoper de Avusturya'dan gitmeden önce. Stoper artı sağ bekte. O şekilde bir oyuncuydu. Dörtlü savunmanın bir parçası iken Sassuolo'da üçlü savunmanın da bir parçası oldu. Hatta biz 2021 görünümlü 2021 Avrupa Şampiyonası'nda Şenol Güneş sol bekte de Tabii kullandı tabii. onu. Yani Mert böyle çok elverişli savunmadaki 3 pozisyonda oynayabilen deriz ya kale haricinde. Üç, yani hem iki beki hem de stoperi oynayabilen bir oyuncu. Belki de Galatasaray hiç Onur Bulut pazarlığına girmeden Keşke bitirse diyorsun ama yani çok çok iyi oyuncu. rakam daha yüksek. Yani Yani şöyle tabii. Rakam Tabii daha yüksek. rakam muhtemelen en iyi Onur da çok iyi ihtimalle sezon geçirdi. Nelson'a vermiş olduğunuz bonservis rakamıyla aynı olur. 7 milyon euro. Of. Tabii yani Sen düşündüğünden de daha yukarıda evet, söyledin çünkü yani. Galatasaray'ın düşündüğü rakam o değil yani. ya, ha Evet. Biraz daha üstte mi? düşüğü. Ha biraz daha düşüyor mü Sassuolo'nun Evet. istediği? O zaman bence Galatasaray hani Mert Müldür'e gitmeli. Ama 3 tane orta saha alacak abi daha. Tabii yani daha çok var Galatasaray. O abi Dinayeri de var, şey de var. bir büyük kulüp Çok Ya zor bir iş aslında ya. şimdi konuştuğumuzda ben konuyu değiştirdim. Yok o Bak büyük kulüp falan değil. ya Ya Galatasaray belki de Marka'yı sattıktan sonra böyle bir transfer harekatına girişebilir. yapabilir. Ama oraya Anlatmak harcar istediğim mı? o. Mesela orası soru Hatta işareti. bir kaynak Ya yaratacak aslında hepsine beraber hep yıllık doğru yıllık konuştuğumuzda ücret şunu politikasını hepsini söylüyorlar. yapalım Yani ne diyecek kadar yani. ekmek aslında o kadar köfte. Evet. Yani Zeki Çelik'i almak isteriz diyor mesela Galatasaray. Ama Canım bak tabii, maliyeti, Roma tayyip şey fiyatı tayyip. çok yukarıda. Zeki Çelik'i İstanbulspor'dayken alacaksın. Tabii Mert aynen Müldür'ü öyle. Avusturya'dayken alacaksın. Ne yazık ki öyle. Ama burada yapılmaması gereken şu. 10 liran var. 3 tane adam almaya çalışıyorsun. 3 tane adam idare ederse sen 5 tane, 2 tane 5'lik adam al abi. Gerekirse eksik alsınlar, tam Tabii, alsınlar. bence de. Ya çünkü Geçen seneki tabii. hataya düşülür diğer türlü Öyle. de. Tabii Ya tabii. bazı oyuncular için şey yapabilirsin. Türkiye'de olan bir şey bu, bütün dünyada. Hani satın alma zorunluluğuyla şimdilik bir kiralama yapıp da alabilir Galatasaray. Muhtemelen bu yolları da Tabii, deniyordur onu da zaten belirli deneyecek, oyuncular deneyecek, için. deneyecek. Doğru. Yani onları Yani mesela deneyecektir şey yani. için o düşünülüyor. Yani tabii ki bence zor biraz ama yani Kaan Ayhan için o düşünülüyor. Hı. Yani Kaan'ı Galatasaray istiyor. Fakat talipleri var işte yani Çok Trabzonspor talip da var tabii. masada. Ama bir seneden beri bir Herkes sürü talip istiyor. var Aynen kanka. istiyor. Tabii yani. İşte mesela Kaan'ı da 2 sene önce alacaktın. Evet işte. Kontratında madde Evet vardı, madde almadın vardı. yani. Kullanmadı Mustafa O Cengiz gün yönetimi? itibariyle hiç kimse kasa kolaylığı sağlamadığı için Heh. alamadı. Yani 1,5 milyon euro verse Galatasaray Tabii Kaan tabii. Ayhan alıyor. İnanılmaz bir şey. Şimdi uğraşıyorsun 4-5 milyon euroya acaba bitirebilir miyim diye. Kaan da aslında Galatasaray'ın istediği bir futbolcu. Fakat şimdi Marcao'da yani Marcao'nun ayrılık sürecine girmesi, Dener'in olacak gibi Evet. gözükmesi biraz Kaan Ayhan'ı ne diyeyim arka planda öncelikli listeden geriye düşürdü. Niye? Onu da şöyle açıklayayım. Marka gideceği için Galatasaray eğer olursa yerli bir sol ayaklı stoper alalım düşüncesinde. O da Abdülkerim Bardakçı oluyor Aynen. yani. Evet. Ters ayak Kaan orada sıkıntı yaratabilir.
marka sol stoper olduğu için yerlisini alalım düşüncesi var. Zaten de ne yerde olacak. O masada o yüzden, herkes var ama. O yüzden Abdülkerim'i düşünüyor Galatasaray. O masada da herkes var. Aynen öyle. Onun hiç pazarlık şansı yok. Hiç yok. Konyaspor'un istediği rakam 5 milyon euro. Galatasaray'ın düşündüğü rakam. Ama şöyle bir durum var. Mesela biraz çalışmışlar belli ki. Şunu söyleyeyim. Mesela Abdülkerim Bardakçı'yı Trabzonspor istiyor ama oyuncu gitmeyi düşünmüyormuş. Yani çünkü Trabzon'a gitsem Vitor Hugo var. Çok geniş bir kadrosu var. Yedek kalırım. O yüzden direkt 11 oynayabileceği bir takıma gitmeyi düşünüyormuş. Galatasaray'ın düşüncesi de eğer hani bu iş 3'e 3.5'a bitecekse neden olmasın kafasında açıkçası Galatasaray. Abdülkerim de Galatasaray'ın istediği bir futbolcu ama tabii Fenerbahçe ya da Beşiktaş daha üst bir rakama çıkar. Orası ayrı. Kaan Ayhan konusunda dediğim gibi Abdülkerim daha öne çıktı. Markadan ötürü. Ama keşke Kaan'ı alsa Galatasaray bence. Her tarafı. Ön libero, sağ bek, stoper. Her tarafı yedekler yani Kaan. Hani nerede as oynatırsınız o Okan Hoca'nın işi artık bu saatten sonra ama. Abdülkerim'de var mı abi sende? Son durumla ilgili hiç bilgi. Yok yok yani. Herkes devam yani şu anda. Herkes devam yani. Ben ilk başta şey söylemiştim. Fenerbahçe Konyaspor'dan izin istemişti oyuncuları. Amir Hazzi Mötöviç'le beraber. Onlar bir paket olarak düşünüyor çünkü Konyaspor birazcık da satışı. Bir kulübe değil de Amir bir yere satılır. Abdülkerim bir yere satılır. Veyahut da aynı anda iki oyuncuya da bir kulüp talip olur noktasında. Ama Konyaspor şu anda şey bekliyor. Yani hiç yapacakları bir şey yok yani. Kim daha çok parayı verirse, kim bizim şartlarımıza uyum sağlarsa. Ama atıyorum burada takaslar gündeme gelebilir. Olabilir. Yani oyuncu artı belirli bir miktar para. Tabii oyuncu vermek çok zor. Çünkü o yüzden yıllık maaş politikası, yıllık ücret politikası burada devreye giriyor. Senin 3 milyon euro verdiğin bir oyuncuya sen takasta kullandın. Hadi oyuncu da tamam dedi. Aynı parayı istediği zaman Konyaspor bunu karşılayamaz. Burada sana tekrar yük biniyor. Evet. Sen o paranın %60'ını %70'ini karşılayabilecek duruma gelmelisin ki çok yüksek ücretli bir oyuncuysa bu transferi bitirebilesin işte. O yüzden şey tamamen hani olur ya blackjack masaları, poker masaları hani şeyde 7 kart falan böyle oldum turnuvalarında. Ona göre herkes oturmuş bekliyor. Konyaspor dealer ama. Kağıtları dağıtıyor. Kasa yani, kazanır diyorsun. Kasa yani. Kazanır diyor yani. Şey bu arada mesela hani en yüksek bonservis teklifini Galatasaray verdi falan. Şu anda öyle bir durum yok yani kesinlikle. Yani Galatasaray'ın zaten kalkıp işte 5 milyon euro falan bahsediyorlar. Galatasaray'ın şu anda yani 5 milyon euro verecek gücü de yok, düşüncesi de yok yani şu anda. Çünkü biraz önce dediğimiz gibi orta sahayı yeniden kuracak. Yerli bir forvet almak istiyor. Stoperde Marka'ya gidecek onun yerine muhtemelen adam Halil'i almak istiyor Galatasaray yine. Yani. Halil'i bir şekilde kadroda tutmak yerli istiyor bence. Forvet. Artık bir anlamda onu Okan Hoca bu saatten sonra evet. Karar verir. Yani orada Umut Bozok mu Halil mi dersin sen? Yani çıkabiliyorsan Mustafa ile Gomis'den veyahut da Gomis'le Embayacak neden? Hem Umut hem Halil derim ben mesela. Halil derim. Gomis olsan çıkar mısın? He? Dün de konuşuyorduk ya abi. Umut 37 yaşında gençti neredeyse yani. Bastonla oynayacak. 2,5 milyon euro para alıyor abi Gomis. Hadi gel çık. Hiç gereği yoktu. Nasıl çıkarsın abi? Çıkmaz. Çıkarsın. Gitmez abi. Gomis'e... Sen Gomis olsan gidip ben gitmem. Yani ben de ancak böyle Fransa'da Côte d'Azur bölgesinden, Nice'den falan böyle bir teklif gelecek. Hani son sene şeyde yaşayayım. Ya Gomis... Côte d'Azur'da yaşayayım falan dersen çıkarsın. Arabistan'da yani. Oynarken ayda bir İstanbul'daydı zaten adam. Ya İstanbul aşığı. Evet. Şimdi bir de böyle bir kontratı varken çok zor abi gönderemezsin Gomis'i. Değil mi abi hani Aleyna Tilki ile bir albüm projesi falan. Spotify'dan dinlenme başına ücret falan diye kapatıp böyle yollar mısın acaba bir taraftan da Cagne var. Cagne yani, var daha doğru. Daha Cagne var. Şimdi Cagne kısmı var. Yani ben Cagne'yi en son karşılaşmada Nef Stadyum'da oynanan maçta gördüm. Ya, acayip kilo almış. Almış mı? Tabii. Yani 6 ay top oynamadı. Şimdi 6 ay futbol oynamayan bir futbolcuyu nasıl satacaksınız? Ya bir de o var. Bir de şu anda Cagne gözden kaçıyor ama Galatasaray takımının en yüksek maaş alan futbolcularından bir tanesi şu anda. 2.3 milyon euro falan alıyor Cagne. Yapma ya. Tabii. Yani çok zor Galatasaray'ın işi çok zor. O forvet yani Okan Buruk diyecek ki ben bu üçlüyü tutarım. Tamam eyvallah. Üçünden de zaten iki kulvardayız. ZTK artı lig.
üçünden ben bir şekilde faydalanırım. Dembaba ile Crivelli'den faydalandığım gibi siz bana merkezi kurgulayın da diyebilir o zaman. Bence hani santrafor transferi bence Galatasaray'ın son düşünmesi gereken şey. Mustafa çok ekstra bir ama şöyle söyleyeyim. Bence. Ama bence şimdi ona gelecektim. Yani. Bence Mustafa gitmek mi istiyor? Galatasaray için en önemli olay aynen Mustafa Muhammed'i kadroda tutmayı başarmak. Bence de. Çünkü Mustafa Muhammed çarpı iki, iki transfer dönemidir gitmek istiyor zaten. Yani sezon başında da gitmek istiyordu. Bu adam bir yıldır mutsuz Galatasaray'da. Peki Damian Comoli'nin ilgisi olduğu doğru, doğru. mu? Doğru. %100. O zaman mesela kesin. Hiç para harcamadan takasla çözebilirsin bence o işi. Tabii oradaki oyuncu gelmeye razı olursa. Orada Hollandalı bir adam var. Bu sene Lig 2'de rekorları paramparça etti böyle. 1.89 boyunda Hollanda'da. Verir mi Comoli? Abi sen Mustafa'yı istiyorsan ben de bunu istiyorum diyeceksin mesela yani. Geç sona girersen gezere girerler bana. Geç sona girer. Yani, hani, dur o oyuncunun ismini de bulayım ben Toulouse'daki oyuncunun. Yok bayağı değerli bir oyuncu çünkü yani. Şimdi bence söyleyeceğim adını. Hollandalı bayağı ciddi bir çıkış yapmıştı bu sene. Bir dakika. Oyuncunun adına bakayım. Yok bazen de takas yolu da çözersin. Çünkü sen orta sahayı kurgulamak istemiyor musun? İstiyorsun. Mesela Onur'u takas yolu da çözmek istiyor Galatasaray ama transfer tahtası kapalı. Kayseri'nin transfer tahtası kapalı. Yani abi, bence Mustafa Muhammed'i haddinden fazla değersizleştirdi. Tabii. Net. Bence değersiz yani bir oyuncu her şeyi çocuk yaptığını gösterdi. Abi burada da gösterdi. Yani. Abi senin ya performans da ortaya koydu. Koydu. Ama ideal 11 oyuncusu olamadı bir türlü. Yani Fatih Hoca da Torrent'te bence Muhammed'e haksızlık yaptı. Kesin. Dönem ayrıcı sözleşme yenilememişler. Çünkü Transfermarkt'a göre bunları göremiyoruz. Toulouse'da sözleşmesi 2023 Haziran'ında bitecek olan Hollandalı oyuncu. Branko van den Boomen diye bir oyuncu. Bu sene Lig 2'deki şeyini söylüyorum ben sana. 12 gol 21 asistle bitirdi. 21 asist mi? Ooo asist çok. 12 gol 21 asist. 37 maçta. Vermezler 37 abi. Maçta. Vermezler ama abi. Ama bir senesi var sözleşmesinin bitimine bak. Şimdi bir senesi var sözleşme bitimine. Ha, atıyorum Mustafa Muhammed artı Galatasaray'dan onlar bir para ister mi Toulouse'dan Damian Comoli? 1 milyon euro, 2 milyon euro misal. Çünkü Mustafa Muhammed öyle 2-3 milyon euroluk bir oyuncu değil bonservis rakamı olarak. Vallahi çarpı 2 yapar bu sene abi Okan Buruk'ta. O yüzden mesela eğer merkezi kurgulamak istiyorsan hani anlatıyoruz ya sen dedin ya merkezi kurgulamak istiyor. İşte Lig 2'de her şeyi yapmış. Ajax altyapısından yetişme. De Graafschap'tan da Toulouse'a transfer olduktan sonra bu sene Toulouse'un Lig 1'e çıkmasındaki en önemli adamlardan birisi. Ben çocuğu biliyordum da adını unutuyordum. Abi, oyuncudan bahsediyorum. Bence vermezler onu da. Bence de vermezler. Galatasaray'da Muhammed'i vermez abi. Vermesin. Vermesin abi zaten. Vermemeliyiz abi. Mustafa Muhammed ceza sahası işte top gelince golünü atar. Rakiple boğuşur. Uzaktan gol atar. Çalım atar gol atar. Plase gol atar. Kafayla gol atar. Abi, şey, abi her şeyi yapabiliyor. Asist yapar. Ya Beşiktaş derbisini Kerem yani Kerem değil Muhammed aldı ya. Bu profilde oyuncu o kadar iki güzel asist yaptı ki. Yani sonra boğdu, yedek kaldı. Aynen yani. Tabii Fenerbahçe, Kadıköy'de Fenerbahçe maçı aldı. Her şeyi yaptı abi. Yani Mustafa Muhammed profilinde bir adam bulmak çok zor. Çok zor bulamazsın. Özellikle. Yani Okan Buruk'un elinde değerlenebilecek bir oyuncu yani. Öyle evet kesinlikle aynen. Değerlenecek. Ama o ismi unutmayın abi. Branko van den Boomen bak yani. Tamam. Tamam. Van den Boomen. Not aldım. Son varsa başka bir şey toparlayalım. Son kapatalım. Onun dışında ekleyeceğimiz bir şey olarak yani Sasha Boy ayrılmak istiyor denmiş. Gündeme konmuş. Arkadaşlar son aynen. Çıkan şeyleri gündeme koyuyor. Yani. Aynen. Yeni değil. Evet. Gerçi Sasha Boy'dan aslında Galatasaray artık çıkmak istiyor. Deyim yerindeyse. Çünkü iki tane sağ bek var. Oraya yerli bir sağ bek oyuncusu alacak Galatasaray. Boy'in ücreti düşük. 1 milyon euroya alınmış. Rahat bir şekilde elden çıkartılabilir olarak görüyor Galatasaray yönetimi. Boy ayrılacaktır yani. Net bir şekilde. Galatasaray bölümünü noktalıyoruz o zaman. Diğer takımlara bakacağız şimdi.